Kaya yayılmış tam yedi koldan, sırtında ok yayı gidermiş yoldan. Bazen Anadolu'dan, bazen Ural'dan 4000 yıllık tarih yazmış yörükler. Osmanlı'nın temelini kurmuşlar, Şeyh Edebali'den öğüt almışlar. Bizans tekfuruna haber salmışlar, düşmanını bulur ezer yörükler. Bazlaması çökeli çorbası, giymiş kuşanmış yayla urbası. Gebze'nin sığırlığında obası, sipsi salar, ayran süzer yörükler. Can dostuna kurma olur, kul olur, sohbeti hoş sözü şeker bal olur. Misafire ikram eder, bol olur, bin bir çeşit nimet düzer yörükler. Sarı keçi, kara keçi, avşan, yüzünde parlıyor Allah'ın nuru. Ertuğrul Gazi'den gizemli sırrı, tarihe bir sayfa kazar yörükler. Değerli misafirlerimiz, kaybolan değerlerimiz yörük kültürü ana temalı panelimize uzaktan yakından teşrif eden değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından PRODES kapsamında desteklenen Kaybolan Değerlerimiz Yörük Kültürü adlı projemizin faaliyetler arasında yer alan panel programına teşrifinizden dolayı sizlere Gebze Yörük ve Türkmen Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Dernek Başkanımız Sayın Cemil Karateke ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve panelimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi sizlere panelistlerimizi takdim etmek istiyorum ve kısa özgeçmişlerinizi bilginize sunuyorum. Sayın Mehmet Özer, Oğuz Boyları Konfederasyonu Başkanı. Sayın Mehmet Özer, 1945 yılında Sığlık Merası Denizli Köyü'nde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Özer, 1996 yılında önce Kocaeli Yörükler Derneği'ni kurdu ve 14 yıl başkanlığını yaptı. Ve daha sonra da Yörük Türkmen Federasyonu kurarak 3 yıl başkanlığını yürüttü. Sayın Özer, halen Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanlığı'nı 5 yıldır yürütmekte ve aynı zamanda müteahhitlik yapmaktadır. Sayın Abdullah Köptürk, eğitimci, kamu yöneticisi, proje koordinatörü. Sayın Abdullah Köptürk, 1955 yılında İzmit Güvercinlik Köyü'nde doğdu. Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1994 yılında çalışma hayatına Derince Belediye Başkan Yardımcısı olarak devam etti ve 2002 yılında ise Çevre Orman Bakanlığı Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2004 yılında Bekirpaşa Belediye Başkanı seçilen Sayın Köptürk, bu görevini 2009 yılında belediyenin kapatılması nedeniyle tamamladı ve emekli oldu. Ancak Sayın Abdullah Köptürk, birikim ve tecrübesini üniversite öğrencileriyle paylaşarak kamu yönetimi ve projeler konusunda dersler vermeye başladı. Sayın Köptürk, halen belediye ve üniversite işbirliğiyle hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi projesinde koordinatör olarak iş yaşama devam etmekte ve birçok STK'ya desteklerini sürdürmektedir. Sayın Sultan Şahin, eğitimci, araştırmacı. Sayın Sultan Şahin, Derince doğumlu olup Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Sayın Şahin, halen Milli Eğitim Bakanlığı, Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhan Gazi Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni çalışmaktadır. Hocamızın aynı zamanda Derince ve Sığırlık yörükleriyle akrabalık ilişkisinin yanı sıra yörük kültürüyle ilgili araştırmaları mevcuttur. Sayın İsmail Kahraman, araştırmacı, gazeteci, belgesel yapımcısı. Sayın Kahraman, 1960 yılında Giresun ili Espi ilçesinde Soğukpınar belgesinde doğmuştur. 1978 yılında Gebze'de gazeteciliğe başladı ve başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere çok sayıda gazetenin temsilciliğini ve muhabirliğini yaptı. Sayın Kahraman, Gebze Gazetesi ve Gebze FM'i kurdu ve birçok dergi ve belgesel TV programlarını çekti ve kitaplar yazdı. Halen başta TGRT TV olmak üzere birçok TV kanalı için Devri Alem ve Belgesel Yayıncılık adlı programları hazırlamakta, danışmanlık ve sunuculuğunu yapmaktadır. Kültür Bakanlığı belgesel yapım ve yetki sahibi olan Sayın Kahraman, Türkiye'de 80 il ve dünyada ise 70'ten fazla ülkeye turizm elçinin yanı sıra çok sayıda belgesel çekimi, konferans, panel ve seminer vermek üzere davetli olarak katılmış olup birçok basın kuruluşu, resmi özel kuruluş tarafından çok sayıda ödül, derece ve başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir.
Sayın Kahraman aynı zamanda sürekli basın, sarı basın kartı sahibi olup Arapça ve Osmanlıca bilmektedir. Sayın Adem Sarı, Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi. Sayın Adem Sarı, 1963 yılında Kocaeli Kandır ilçesinde doğdu. 1985 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Milliyetin Bakanlığı, Edirne Milliyetin Müdürlüğü'nde 2 yıl öğretmenlik yaptı ve sonrasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda 8 yıl görev yaptı. 1995 yılında Afyon Kocaeli Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak görev başladı ve Osmanlıca dersleri verdi. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve halen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup Osmanlıca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Sayın Doktor İbrahim Kahraman, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, araştırmacı ve kamu yöneticisi. Sayın İbrahim Kahraman, 1950 yılında Bolu İligered ilçesinde doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve Ankara Numune Hastanesi'nde uzmanlığını tamamladı. Halen birçok sivil toplum kuruluşunda ve kamu yönetiminde aktif görevler yürütmekte olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sayın İrfan Tatlıoğlu, Bursa Orhaneli Belediye Başkanı. Türkiye Yörük Türkmen Birliği Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Yörükler, Türk tarihinin her safhasında bize tarihimiz ve kültürümüz hakkında önemli bilgiler vermesi, Yörüklerin geçmişimizi aydınlatan bir ışık görevi görmesi sağlamıştır. Yörüklerin başta geçim kaynağının hayvancılığa bağlı olması ve bu nedenle sürekli otlakları takip etmesi ve göçebe yaşantı sürmeleri dolayısıyla bağlı oldukları devletin iskan politikaları gereğince yeni fethedilen bölgelere öncelikle göçebe yörüklerin yerleştirilmesi, onların tarihsel süreç içerisinde çeşitli coğrafyalarına yayılmalarına neden olmuştur. Günümüzde neredeyse tamamı yerleşik hayata geçmiş bulunan yörükler, yaşadıkları yörelerde geçmişten taşıdıkları kültürel değerlerin izlerini hala sürdürmektedirler. Günümüz toplumunda yaşanan hızlı teknolojik ilerleme ile birlikte yerleşik düzen, iletişim ve haberleşme teknolojileri alanındaki gelişmeler, modern insanın hayatını kolaylaştırırken toplumun temelini oluşturan dil, gelenek, görenek ve kültür gibi değerlerin de tahribatına sebep olmuştur. Bu proje kapsamında kaybolan değerlerimiz yörük kültürü değerlendirilerek Gebze bölgesinde yaşayan yörüklerin kültürlerini, örf adetlerinin daha geniş kitlere tanıtılması, bu kültürel miras değerinin gelecek nesillere kültür erozyonuna uğramamış şekilde aktarılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Sözlerime son vermeden önce davetimizi kabul ederek her bir diğerinden değerli sayın konuşmacılara geldikleri için, sunumları için, bize bilgiler katacakları için ve yine bu organizasyonun gerçekleşmesinde emek ve katkıları için proje işbirlikçileri ve destekleyen kurumlarımıza ve siz uzaktan yakından panelimize teşrif eden değerli misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sanıyorum konuşmacılarımız yörüklerin düğünü bugünü ile kültürlerinin gelecek nesil aktarımı ve bu yolda verdikleri mücadele hakkında bizleri ziyadesiyle süremiz el verdiği ölçüde aydınlatacaklardır. Efendim süreyi kullanmak adına her bir panelistimize yaklaşık 8 dakika veriyorum. Panel ile ilgili sorularınız olursa panelin sonunda da bu sorularınızı alabilirsiniz. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan ilk sözü Sırlık Yörüklerinde 4 mevsim yaşam şartları konusunda bizlere değerli bilgiler verecek olan Sayın Mehmet Özer Bey'e vermek istiyorum. Buyurun efendim. Ben 1945 birinci ayda Sığırlık'ta, Kapaklı'da doğdum. Sığırlık çok geniş bir alandır. Ormanların içerisinde delme delme dediğimiz 10'ar dönüm, 15'er dönüm tarlalar vardır. Benden önce yörükler bir 500 yıl daha orada oturmuşlar. Ben doğduğum zaman 3 yaşından itibaren aklım erer. 52 çadır ve 400'ün olsa yakın insanlar mevcuttu. Yörüklerde yaşam şartı bize zor gelmiyordu o zamanlar. Gerçekten zordu. Çünkü analarımız, babalarımız yükü çektiği için bize zor gelmiyordu. Bizde ben 10 kardeşim. Aşağıdan 9 numarayım. Bir ara anacığımın sütü kesilmiş, kardeşlerim toplamış, bana keçiyi memesinden emdirmişler. Sonra o keçi bana alışmıştı. Ben evden çörek alıyordum, keçiye veriyordum. Keçi de bana memesinden süt veriyordu. İşte böyle bir yaşam tarzımız vardı bizim.
oradaki ben amsal olan yörük arkadaşlarım benden daha farklı değildi. O keçimin adı Sedef'ti, ikiz oğlak yapardı. Beni 5 yaşına kadar o keçi bana analık yaptı. Sonra ne oldu bilmiyorum o keçiyi ama babam kıyıp kesemedi o keçiyi bana analık yaptığı için. Kışın değirmene gitmek çok zor. Değirmene Gebze'ye gelirsiniz. Başka gidecek bir yer yok. Ya da aşağı Şil etrafına o büyük köylerde su değirmeni yeni bitiyor. Motor değirmenine de ateş değirmeni diyorlardı. Ya sen bunu ateş değirmeninden mi büyüttün? Bu ekmeğin pek tadı yok. Su değirmenin unu daha tatlıydı filan diye büyüklerimizden duyardık. Yörüklerde çocuk boldur. Kimisi oğlağa gider, kimi kuzuya gider, kimisi sığıra gider, kimisi buzağlara gider. Evi de bekleyen iki tane çocuk vardır. Ortalama çocuk sayısı 10-8, o arada değişir. Hepsinin ayrı görevi vardır. İçlerinden bakarlar en akıllı hangisi daha uyanık. Öbür kardeşler toplanır. Ya bizim Mehmet'e okula verelim, bu okusun. Mehmet onların arasından çıkar. Bir eş dost evi bulunur. Gebze'de, Darıca'da ya da İstanbul'da. Ben ilkokulumu İstanbul'da bitirdim. Ve oraya verilir bir ahbabın yanına. Orada çocuk okur. Sığırlığa döndüğü zaman diğer kardeşler toplanır. Ona bulunduğu şehrin hayatını sorarlar. Orada siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşların var mı? Varsa sana nasıl davranıyorlar? Bu şekilde kardeşlerimden ve mahalle arkadaşlarımdan çok soru alırdım. Hepsi etrafımda toplanırdı. İki gün beni rahat bırakmazlardı sağ olsunlar. Yanımdan ayrılmazlardı. Bizde okumuş insan çok azdı o dönem yörüklerde. Askere giden geri gelmiyordu. Fabrikalara işe giriyordu. Okumaya giden de geri dönmüyordu tekrar. Ben çobanlık yapamam diye. Bu kış hayatı genelde dere kenarlarına çadırlar indirilir. Dere kenarları kuytudur. Rüzgar almaz, fırtına almaz. Yörüklerin hayvanları bu fırtınaya, rüzgara, kara dayanıklıdır. Boz ırk diye bir sığır ırkı vardır. Şimdi kalmadı. Türkiye'de koruma altına alındı o sığır hayvanı. Karın içerisinde yatar, donun içerisinde yatar, donmaz, üşümez. Yine sütünü verir. Ama çok sütü yoktur onun. 5-6 kilo bir sütü vardır. Ve ilkbahar başlar. Kışın oğlaklar, kuzular, hayvanlar, yavrular, onları evin ailesi, öksüz olanlar vardır. Oğlağın annesi ölür, kuzunun annesi ölür. Onları o zaman emzik de yok. Kadınlarımız kendi imkanı içerisinde onlara süt içirirdi. Ve o hayvanlar ilkbahara çıkardı. İlkbahara çıktığı zaman zaten ot mevsimi başlıyordu. Araziye çıkıyorlardı. Oğlaklar kendilerini kurtarmış oluyordu. Yazın genelde eski adı Keltepe, şimdiki adı Kartepe. Mayıs'ta yolculuk başlardı yörüklerde. Yörüklerin Kartepe'nin muhtelif yerlerinde yurtları vardır. Kimse kimsenin yurduna gidip çadır tutmaz. Kimisi yuvacık üzerinden yaylaya çıkar, kimisi maşık üzerinden yaylaya çıkar, kimisi daha ileri yanık üzerinden yaylaya çıkar. Yurtlarına giderler, çadırlarını kurarlar. 3 ay hayvanlarını orada otlatırlar, yaylaklarını tamamlarlar. Eylül'ün 15'inde itibaren de sığırlığa dönerler. Sığırlığa döndükleri zaman kendi aralarında konuşurlar babalarımız, emmilerimiz o zaman. İşte kaç tane bekar çocuk var, kimin oğlu, kızı evlenecek? Toplanırlar, ortak bir düğün yaparlar. Önce Kur'an okudurlar. Ondan sonra düğünü yaparlar. O arada aralarında yetim olan, öksüz dediğimiz çocuk, kız ya da oğlan varsa onu da evlendirirler. O da aradan çıkar. Ona da ortak çadır açarlar. Çadır bizde ev demektir.
Yani bir oğlanı ayırırken kesinlikle çadırları imece usulüyle diğer komşu yörük bayanlarımız toplanır. Hepsi bir parça dokur. Çadır hazırlanır. Ondan sonra o aileye ev açılır. Aile evine taşınır. Sığırlığa tekrar dönüldüğü zaman İzmit'e gidecek olan tereyağını, bu şeyine norunu, çökelini, peynirini satmak isteyen yörük, o yıllar vasıta yok. Bazen kamyonlar geliyor. Üzeri ya kumaş yüklü ya şeker yüklü Anadolu'ya gidiyor. Bazen odun yüklü yörükler sabahleyin çıkar yola. Delikanlılar, oğulları, onları beygirleriyle çıkarır yola. Susa'nın kenarında beklerler. Oradan gelen herhangi bir kamyona binerler, İzmit'e giderler. İzmit'te tereyağını, peynirini, ona benzer ürettikleri mamulü satarlar. Karşılığında zaruri ihtiyaçlarını alırlar. Bu tuz olur, un olur, pirinç olur, tahıl olur. Onları alırlar. Akşam üzeri de Susa'nın kenarına aynı yere gelirler. O noktadan da çocukları gelir atlarla ve alınan eşyayı atlara yüklerler. Tekrar sığırlığın yolunu tutarlar. O zahre kahvesi diye sonra oraya bir kahve yaptılar el birliğiyle. Erken veya geç binen ıslanmasın diye. O 60-70 metrekare filan da o zahre kahvesi. O zahre kahvesi bir 60 yıl filan yörüklere ve oradaki etrafta komşularımız, manav dediğimiz komşularımıza o zahre kahvesi korudu. Zahre kahvesine giderler, orada kamyon beklerler, orada çaylarını içerler. Oradan İstanbul'a ya da Gebze'ye gelirler. Gebze o zaman 300 hane civarı. Yani bugünkü Gebze'yi hayal etmek bile şey değil, kimsenin hayalinden geçmez. İstanbul'a kadar bomboş. Sanayi yerlerinde bir hayvan otlatırdık, oğlak kuzu güderdik. Şimdi alabildiğine sanayi var. Formüle bilin oraya kadar, Ballıca'ya kadar. Bu taraftan Göçbeyli çiftliğine kadar, Ömerli Barajı'na kadar. Bu taraftan da işte Elmacık, İshakçılar, Sevindikli, daha içerideki köyler, onlar bizim komşu köylerimizdi. Eşya takas yapardı anacığım. Onlar bize üzüm getirirler atların üstünde köfelerle. Pırasa getirirler, kabak getirirler, fasulye getirirler. Anacığımla peynir, çökelik, nor, tereyağı takas yaparlardı. İşte bugün ondan farklı olan ne? O zamanlar erkeklerimizin giydiği elbiseleri kadınlarımız evde dokurdu. Yünden, koyun yününden ip eğirirlerdi. Genelde siyah yünden eğirirlerdi. Kumaş dokurlardı. Adına şayak deriz biz, böyle kalın kumaş. Onu bir de sıcak suda birkaç gün şey ederlerdi, iki tahta arasında çekerlerdi. Sıkıştırırlardı. Sonra terziye giderdi. Terzide o elbise dikildiği zaman kış, yaz büyüklerimiz onu giyerdi. Yani hem kışını sıcak, yazın da serin tutardı. Saf koyun yünü. İçlikleri de şile bezi vardı. Bazen de kandıra bezi vardı. O bezi satan gelirlerdi. Çerçi atının üzerinde bezin birkaç rengi vardı. Çadırın önüne indirirler. O komşularımız toplanır, bakar o bezin iyisini, renklisini seçerler. Top veya benzeri şekilde alırlardı. İçlikler evde yapılırdı. Bayanlarımız dikerdi. Bayanlarımız evde o bezden içliklerini yaparlardı. Ve hayat böyle devam etti. Yaza vardıklarında ise yayla çıktıklarını belirtti. 3 ay yayada kaldıktan sonra sığırlığa dönüp ortak düğün merasimi yaptıklarını ve birbirlerine sahip çıktıklarını, zor ihtiyacı olan insanları da bu düğün merasimine aldıklarından belirtti. Giysi ihtiyaçlarını genellikle koyun yünden sağladıklarını ve yalnız duymadıysam şayak denilen giysiyle de bu giysi yaz kış giydiklerinden söz etti. Sayın Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum.
Şimdi sözü tarihten bugüne yörüklerimiz ve sığlık konusunda bize bilgiler sunacak olan Sayın Abdullah Köktürk Beyefendi'ye veriyorum. Paneli yöneten arkadaşımıza, panelistlere ve sizlere selamlarımı iletiyorum. Mehmet Bey, başkanımız bizi öyle bir yerlere götürdü ki oradan nasıl çıkıp da sığırlığa geleceğim onu düşünüyorum. Şimdi o Şile bezi dediği, Kandıra bezi dediği mana bezidir. Bizim yerli halk, biz eski yörüküz. Tarihi bilmedikleri için bazen yörükler, manavlar, filancalar kendi arasında bir havalara giriyorlar. Ya hepiniz aynı kökten geldiniz. Biz 1326-1340 yıllarında Kocaeli'ye gelen ilk yörüklerdeniz. Bizim arpalıkları ekerdi hemen köyün kenarı. Geri kalan yerler Örü, İrek dediğimiz yerlerde, Mera dediğimiz yerde tamamen hayvancılığa bağlı yaşardık. Ha biz sığırlık deyince sığırlık ikiye ayrılır. Kara sığırlığı, su sığırlığı. Su sığırlığı dombay, manda dediğimiz hayvanların dünyasıdır. Demek ki burada sığırlıkta tamamen kara hayvanı sığırlıkların yaşadığı yerdir. İşte o el sanatları dediği, kandıra bezi dediğini bizim her yörüğün, biz de yörüğüz diyorum, manavların evinde bir düzen vardır, tezgah vardır. Biz keteni Orta Asya'dan getirdik. Ketenin de esas uzmanı profesörü Adem Arı'dır. Yani o 5-6 saatte bitmez onun konusu. Ama o konuyu kapatıyoruz çünkü konumuz sığırlık. İşte demek ki yünle keten bezi değiş tokuş yapılmış eski yörüklerle şimdiki yörük dediğimiz aynı Oğuz'un, aynı Türkmen'in, aynı boylarının böyle güzel bir alışverişi olmuş. Sığırlık gibi yerler neden önemli tarih süreci içerisinde? Bugün biraz girdik o konuya ama mikrofon çok yankı yapmış, doğru düz duyulmamış olduğunu da söylediler. Biz gerçekten yeryüzünde sadece bir yönüyle övünen veya bir yönüyle yaşayan bir toplum olmadık, millet olmadık. Biz hem şehirliyiz, hem köylüyüz ama hem sanatın ve hayatın her alanında insanımız olan komplike bir milletiz. Bir bakıyorum Doğu Türkistan'dan, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar, hatta Balkanlara kadar şehirlerde şehirleri kurmuşuz, şehirlere şekil vermişiz. Bir taraftan Taşkent bu ara Horasan'da bilim merkezi haline olmuş. O çağda biz dünyanın bir numarasıyız. Buluşlar ve icatlar bizim kontrolümüzde. Büyük imam, büyük insan, Maturidi bu yolda güzel bir yol çizmiş. Yani İslam'la bilimi, aklı kucaklaştırmış. Şimdiki İslam anlayışı farklı. O bu kafayla da bir yere gidilmez. Ayrı bir konu. Yani biz o kafayla geldiğimiz zaman İstanbul'a kadar geldiğimizde en güzel silahlar bizde. İstanbul'u fetheden çocuk 21 yaşındaki Mehmet o günkü şartlarda 6 tane dil biliyor. Ve en büyük dünyanın en büyük silahı olan Havan Toplan'ın Mehmet başında bekliyor ve onların mekanik hesaplarını yapıyor. Bir devlet başkanı 21 yaşa çocuk. İtalya'dan da Fellini'yi getirdi, resmini de yaptırıyor. Şimdi hala sevap mı, günah mı denilen bir ortamda. Ve yine bizim Buruni denen, İmam-ı Buruni denen büyük bir dedemiz. Orta Asya'da benim iki günüm tatildir. Bir Arif Ramazan'ın, bir Kurban'ın birinci günleri. 18 saat çalışırım. Kur'an'ın mesajlarını çözmek, Allah'ın gösterdiği o ufukta bir şeyler yapabilmek için gece gündüz çalışıyorum diyen adam 16-17 tane buluş yaptı. Bunları niye söylüyorum? Bugünkülerinden buluşturun diye. Bugünkü bazılarıyla mukayese edin diye söylüyorum. Neyse Anadolu'ya geldik. Anadolu'ya geldiğimizde yine bir bakıyorsun ahlata biz
organize ettik, kurduk şehri. Kerkük, Musul, Halep yine bizim temellerini attığımız şehirler. O kolumuza gittik. Sonradan biz uğursuzluk olarak düşündük. Bizim dedemizin Fırat'ta boğulmasının bir kolumuzda Anadolu'ya geldi. Biz keçimizle, koyunumuzla, hayvanımızla, sığırımızla beraber geldik. Başımızda kim vardı? Hayme ana vardı. Bunu da niçin söylüyorum? Kadının yeri bizde çok önemli. Ertuğrul Gazi 12 yaşındaydı. Akçok Hoca Kandıra'da yatıyor. O dedemiz de onun emsaliydi. Beraber arkadaş bunlar ama hayme ana koskoca aşireti idare ederek geldi. Sivas civarlarında bir savaşı gördüler. O savaş sırasında da hemen yetişkin oğlanlar geldi. Dediler ki haymana aşağıda savaş var. Çocuklar dedi kim onlar? Uğulcaklarım kim onlar? Dediler ki Selçuklu ile Moğollar. Hem de bizimkiler yenilmek üzere Selçukluları kastediyorlar. Ya bir kadın nasıl karar verirsin sen ya? Sen daha göç yuva arıyorsun. Hayvanın koyunun hepsi yani üzerinde hayvanların üzerinde yerleşecek yerin yok. Hiç bakmıyor ona. Ufuk ve anlayışı görüyor musunuz? Çocuğum diyor, Uğulcaklarım hemen atlayın, gidin onlara yardım edin. Ve bizimkiler gidiyor da, o gençler Selçukluyor. Yardım ediyor, yardımın sonunda da Moğollar yeniliyor. İşte Selçuklu Sultanı onun için git gidebildiğiniz yere kadar. Arkadaşlar gürültü ve ses geliyor. Git gidin yerinize, nereye isterseniz gidin. Biz de ilk önce ne yaptık? Haymana'ya, Elmadağ'a, bugünkü Polatlı civarına yerleştik. Haymana da, Haymana o isim oradan geliyor. Haymana'nın adına. Daha sonra oraya da beğenmedik, geldik Söğüt'e. Söğüt'ü istedik, çok hızlı geçiyorum. Dolayısıyla biz bir şehire oturduk mu, şehirdeki insanlarımızın yanında o çevredeki araziyi de kontrol etmemiz gerekiyordu. E nasıl gerekecek? İşte bu konunun uzmanı da toplumumuzun, Oğuzların bir boyu da bizim yörüklerimiz. Hayvancılıkla uğraşan insanlar. Ne yaptılar? İşte İstanbul'un çevresinde, biraz önce Mehmet Bey de söyledi, Ballıca'dan tutunuz, kurt yeri mi dediniz? Evet. Ve ondan sonra da bu bizim sığırlık, sığırlıktan sonra da yine geçin Babalı, Dikili, ondan sonra da hele Karasu ile Babalı arasında da 10 tane köy var. Zamanı iyi kullanalım diye saymıyorum. Buralara gelindi. Yani ne kadar orman kenarı, çalı, çırpı, yayla varsa oralara da insanımız yerleştirildi. Her şey kontrol altında. Cuma günleri gelirlerdi, bir yerde namaz kılardı. Cuma mescitleri vardı önceden. Köylerin ortak cuma mescitleri vardı. Orada cuma kılınır. Herkes birbirine halatır sorardı. O köyler bir araya toplanırdı. Bir merkeze topu. Bu bir kaynaşmaydı. Şehir kaynaşıyor. Dağlar, yaylalar, ovalar, çalı, çırpı, yaylar, onlar da, örülerimiz de, onlar da değerlendiriliyor. Böyle gelindi. İşte burada da Mehmet ağamızın dediği gibi 54 hane filan vardı 1940 yıllarda benim araştırabildiğim kadarıyla. E bu zamana kadar niye 22 tane kaldı? Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de ve bizim bu bölgelerimizde bu insanlar nihayet okuyanlar bir daha geri dönmemeye çalışıyor. Avrupa'ya giden çok, Almanya var, Hollanda var, Avusturya var, Belçika var, çok giden de var. Onlar da oraya dönmüyor. Nihayet biz köyle, kırla, dağla, ovayla şehirleri ve kültürleri buluşturan bir kaynak olduk. Devletten bir şey istemedik. Bakınız, Manavlar da böyledir. Yani bizim Anadolu insanı böyledir. Manav kelimesi de nereden? Evet, toparlıyorum. Şimdi bizim Osmanlı Devleti'ni biz burada kurduktan sonra bu bölgede onlara yardım ettikten sonra her sene harman sonu biz onlara öteberi gönderirdik. İşte tavşancıl üzüm gönderirdik, biz keçi koyun gönderiyorduk, bolu kabak gönderirdi gibi. Ermeni ve Rumlar, ya siz Osmanlı'nın manavı mısınız derlerdi. Bizimkiler de Osmanlı'nın manavı olmakla gurur duyarız derlerdi. Yani Osmanlı'nın sadık tebaası, karşılıksız öteberi gönderen bir topluluğum. Onun için bugün gerçekten sığırlıktan ve sığırlığın komşu
çevre ve köyleriyle, geçmişle bugünü de çok güzel bir şekilde gerçekten irdelenen bir panel olduğunu da görüyoruz. Bugünkü topluluk, bugünkü toy da bunu en güzel şekilde cevabını verdi. Bu zaman zaman bir araya gelmeler, bu paneller çok faydalı çünkü hem bilinçlenmemize, hem akıllanmamıza, hem de Anadolu'muzun her köşesindeki insanları da tanımamıza ve beraberliğimize zemin oluyor. Ben bu duygularla sarı kartı gördüm ve diyorum ki hepinizi selamlıyorum. Sohbetimiz hayırlı olsun, bereketli olsun diyorum. Bu panel Abdullah Bey'in engin bilgisini sunmasına yeterli bir zaman değil. Belki ilerleyen zamanlarda daha geniş bir panel yaparsak Sayın Abdullah Köktürk Bey'den de bilgi ve birikimiyle ilgili tecrübelerini alırız inşallah. Sayın Köktürk'e teşekkür ediyorum. Yörüklerin, Manavların ve Türkmenlerin aynı kökten geldiklerinden bahsetti. Yeryüzünde bir yönüyle övünen bir millet olmadığımızı, şehirliyiz, köylüyüz ve sanatın her alanda varız diye söz etti. Şehirler kurmuşuz, icatlar yapmışız, İslam ile bilimi, aklı buluşturduğumuzdan söz etti. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in toplar döktüğünü, İmam-ı Buruydi'den söz etti ve yılda en fazla iki gün dinlendiğini ve gece gündüzünü çalışmak için harcadığından söz etti. Şehirlerde yaşarken topluma da hakim olmalıyız. Dolayısıyla bu alanda, her alanda yerleştiklerimizi cuma sohbetlerimizden ve kanaşmanın öneminden söz etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Sırlık Yörüklerinde kadının yeri ve örf adetlerimiz konusunda bize bilgiler verecek olan tek bayan panelistimiz Sayın Sultan Şahin Hanımefendi'ye veriyorum. Kadınlarımız çok değerli. Aslında onların önemini, yaptıklarını sizler benden daha iyi biliyorsunuz ama ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Önce şunu söyleyeyim, okullarda da bu konu derslerimizde işleniyor. Türk kadını Orta Asya'dan beri her zaman değerliydi, baş tacıydı. Her ne kadar ataerkil bir toplum olsak da kadınlarımız bir kere evin direğiydi. Erkeğini yönlendirirdi. Aynı anlayışı, aynı önemli durumu biz Sırlık Yörüklerinde de görüyoruz. Baktığımız zaman kadının çok yoğun olarak çalıştığını, kış olsun, yaz olsun, gündelik işleri yapmak, çocuk bakımı, hayvanlarla ilgilenmek, hepsi ona bakıyordu, o organize ediyordu. Ama bütün bunlara rağmen çok mutluydu kadınlar. Çadırlardaki yaşamın zorluğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Buna rağmen bu zorluklar içerisinde kendisi gülümseyen, eşini gülümseten, çocuklarını gülümseten bir kadın modeli görüyoruz. Birazcık bahsetmek istiyorum gündelik hayatta neler yapar. İşte sabah güneş doğmadan kalkar erkenden. Ocağı yakar çadırda ve hemen yanına bir irbik koyar. İşte sıcak suyu hazırlar. Ardından ailenin diğer fertleri kalkarak bu sıcak suyla işte ellerini yüzlerini yıkarlar. Abdest alırlar. Hemen ardından kahvaltı hazırlıklarına başlıyor kadınlar. Çocuklar uyandırılıyor. Onların da yüzleri yıkatılıyor. Bizim geleneğimizde olan işte temizlik anlayışını o zor koşullarda yaşatmayı başarıyor. Çocukların mutlaka eli yüzü yıkanır, bir taraftan tarhana çorbası pişirilir, kahvaltı hazırlanır. Genellikle zaten eskiden ben annemden de duyduğum kadarıyla kahvaltıda çay değil işte çorbayla başlandığı güne. Çökelek, peynir, ne varsa işte çörek ekmekler ısıtılır. Ondan sonra çocuklara tereyağlar sürülür. Bu şekilde kahvaltı yapıldığı. Hemen ardından diğer çocuklar yani hayvan yavruları da hemen emiştirildi. Ve o hayvanların da çobanla birlikte çobana da yemek hazırlanıyor. Ardından işte otlatmaya gönderiliyor. Evet, yaz-kış çok yoğun bir programı var. Bu arada hayvanlar işte sağımından sonra veya işte sabah akşam ne zaman sağlıyorsa süzülmesi, ardından yoğurt veya peynir yapılacaksa
bu işlemleri gerçekleştiriyor. Ben kendi küçüklüğümde şahit oldum. Ben de Sığırlık'ta babamın amcasının çadırına konuk olduğum zamanlarda hatırlıyorum. Belki sizler çok biliyorsunuzdur ama benim için tabii ki farklı bir şeydi. Orada süt kovalarında işte mayalandırılması, yine bir akrabamız, halamız elleriyle peyniri bastırıyordu. Orada bir sabırla peyniri süzmesi, işte işlemlerini gerçekleştirmesi benim için unutulmaz anılardı. Çok güzeldi. İşte akabinde peynirin suyuyla lor kaynatması. Bütün bunlar üretken bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Bu üretilen ürünlerin bir kısmı tüketildiği gibi bir kısmı pazara satılmak için gönderiliyor. Kadınlar eşlerini en güzel şekilde giyindiriyorlar ve onları çarşıya, pazara gönderiyorlar. Bu elde ettikleri peynirleri, yoğurtları, süt ürünlerini satmaları için. Hatta cuma günleri de çok bakımlı bir şekilde en güzel kıyafetlerle erkeklerini yine cumaya gönderdiklerinden bahsediliyor. Çamaşır yıkamak bu şu an benim algılayamadığım bir şey, çok zor geliyor düşündükçe. Bir de bunun çadırda olduğunu düşünün. Ama her şeye rağmen kadınlar yılmadan çamaşırları dere kenarlarına götürüyorlar. İşte yunak yıkama deniyor. Odunlar yakılıyor, kazanlarda sular kaynatılıyor. İşte belki sabun olmadığı zamanlarda odun külüyle, kül suyuyla. Hatta bu konuyu ben kil de kullanılıyor, odunun külü de kullanılıyor. Kül temizlemede çok önemli bir araç. Bunu öğrencilerime de söylüyorum. Tokaçlarla çamaşırlar yıkıyorlar. Gayet eğlenceli bir etkinlik. Yani birçok kadın orada toplanıyorlar. Hem sohbetler ediyorlar, işte ufak tefek dedikodular yapıyorlar belki de. Gülüp eğlenip çamaşırlarını yıkıyorlar. En son da küçük çocuklarını çimdiriyorlar. Böylece haftalık temizliklerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Yörük kadınlarının dokumada da çok becerikli olduğunu duyuyorum. Şu an gördüğüm mesela misafirlerimizin üzerindeki önlükler veya başlarındaki boncuklar, işlemeleri birçoğu kendisi yapmış. Benim rahmetli olan anneannem de çok iyi bir dokumacıydı. Hava Karakoç. Kendisi mesela kilim dokur, çul dokur. Kadınlarımız ki duyuyorum mesela çadır dokuduklarını keçi kılığından. Bunu bazen öğrencilerim soruyor. İşte öğretmenim çadırda kalıyorlar, nasıl içeriye yağmur suyu girmiyor mu? İşte kar girmiyor mu? Nasıl kalıyorlar? Keçi kılının işte suyu görünce açılma özelliği olduğunu anlatıyorum. Yazın çok ferah, kışında gayet sıcak. İnsanları güvenle içinde barındırabiliyor yörük çadırı. Ve bunları dokuyan da annelerimizdi. Onların hepsini rahmetle anıyoruz. Maalesef bu kültürümüz unutulmaya yüz tuttu. Ama dilerim unutulmaz, öğrenenler olur. Yine keçe yaparlar yaygı çadırın içine. Önce çul, onun üzerine de keçeler seriliyor. Keçe artık devletimiz tarafından koruma altına alınan sanatlardan biri, keçe yapım sanatı. Biz yörüklerde bu da çok biliniyordu. Yine unutulmaması gereken bir sanat. Evet. Kış hazırlıkları var. Yazın tabii havalar ısınması yörük kadınını yine meşgul ediyor. İşler çeşitleniyor. Daha çok işte kışa hazırlık babından tarhanalar yapılması, erişteler kesilmesi, efendime söyleyeyim kavurmaların kaynatılıp derilere basılması, çökelek basılması. Bugün tulum peyniri falan diyoruz. İşte hayvan derisinin, hayvanın derisi yüzülüyor, temiz kısmına dolduruluyor ve bu şekilde o fazladan suyunu da süzdürmüş oluyor. Çok lezzetli ve sağlıklı bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanında çocuğun topluma faydalı, büyüklerini seven, sayan,
vatanını, milletini seven gençler olarak yetişmesi için, çocuklar olarak yetişmesi için yörük kadınlarımız ellerinden ne geliyorsa dili döndüğünce çocuklarını bilinçlendirmeye çalışıyor. Bir kere insan sevgisini aşıladığını düşünüyorum. Mütevazi bir kadın, yürü kadını. Herkese kapısı açık, sofrası açık, iyi yürekli, herkesi de kendisi gibi düşünen insanlar. Kadınlarımız bugün de, evet artık çadır yaşamı kalmadı ama yürü kadınının yine aynı anlayışla evlatlarını yetiştirmesi, ülkeye, millete hayırlı insanlar haline getirmesi gerekiyor. Ben naçizane kendi annemden bunu gördüm. Yani çocuğun ilk eğitimini alması, ailede alması zaten hepimizin bildiği bir şey. Ama burada annelere çok büyük görev düşüyor. Annelerin her an onlarla ilgilenmesi, onlara güzel ahlak, tarihi değerler, milli manevi değerlerini vermesi son derece önemli. Ve çocuklara yine aynı şekilde yardımlaşmayı, iyi niyeti, kendisi için istediği iyi şeyleri bütün herkes için istemesi gerektiğini öğretmesi gerekiyor. Bunları düşünüyorum. Yemeklerden biraz bahsedersek, bizde sığırlık yörüklerinde tabii ki genel olarak mutfakta hanımları görüyoruz. En çok sevdiğimiz yemekler topalak, öğmet çorbası, işte höşmerim tatlısı, kavurma, yahni, en çok favorilerimiz bunlar. Annelerimiz de bu konuda çok hamaratlar. Birçok şahitlerimiz var bu konuda. Et konusunda uzman aşçılar olduklarını söylüyorlar. Eskiden mutlaka her evde işte kahveler, annem anlatıyor bunu. İşte yeşilken alıp bunu misafir geldiği zaman hemen işte ocakta kavurup el değirmenleriyle taze taze çektiklerini anlatıyorlar ve ikram ediliyor. Düğün, işte evlilik adetlerimiz de hemen hemen yine benzer bir şekilde devam ediyor. Görücüler geliyor. Düğünlerde çeşit çeşit yemekler hazırlanıyor. Bu çok sevdiğimiz topalak tarzı yemekler. İşte höşmerim gibi tatlılar yapılıyor. Gelinler ise eskiden işte şimdiki benim giydiğim gibi kıyafetler, üzerine kırmızı duvak şeklinde, anne anlattığı kadarıyla pulluca tarzına kıyafetler örtüyorlar. İşte gelin ata bindiriliyor, bir bayrak taşıyan oluyor, işte yine bir silahlı görevli oluyor. Bu arada artık tabii düğünlerde silah kullanılması tehlikeli ama eskiden hani bunu zaten güvenlik amaçlı rastgele ateş etmiyorlarmış. Bu şekilde gelin evine geliyor ve artık eşiyle beraber yeni bir başlangıç yapıyor. Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin ana direğini oluşturuyor anne. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Zamanı süper kullandınız. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sayın Sultan Hanım, Türk kadınının ataerkil yapıdan gelsek de evinin direği olduğundan söz etti. Çok zor şartlarda yaşadıklarını, sorumluluklarının çok fazla olduğu ancak yine de çok mutlu olduklarından bahsetti. Günlük yaşamlarından bahsederek temizliklerine önem verdiklerini, tüm zor şartlarına rağmen çocuklarına ve aile bireylerine temizliğinin öneminden söz etti. Kendi küçüklüğünden, anılarından bahsetti ve süt sağımından peynir yapımına kadar tüm süreçleri bizzat yaptığını ve kadınların çok üretken olduklarından bahsetti. Şimdi sözü sığlık yörüklerinin son 40 yıllık süreçte yaşadıklarına şahitliğimiz konusunda bize bilgiler verecek olan Sayın İsmail Kahraman Bey'e veriyorum. Sayın Başkan, değerli panelistler, çok değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum ve bir soru sormak istiyorum. Sığırlıkta dünyaya gelenler bir parmak kaldırsın dersek, şöyle kameraman arkadaşımız da göstersin, sığırlıkta dünyaya gelenler. Evet, bunların kıymetini bilelim ve bunları bir candan alkışlayalım. Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömürler versin. Tarihler 1978, tam 41 yıl önce bir vesileyle ben sığırlığa gittim. 18 yaşında delikanlıydım. Ve ilk defa yürükler obası görüyordum. Hafif bahar havası, esintiler,
ve Sığırlık'tayım. Bir yörük çadırına ilk kez misafir oluyordum. Ve o kıl çadırda bana ikram edilen ayran ve yemek. Ardından yurt yuva dediğimiz o Sığırlık mirasının çevresi. Ve sayıları zannediyorum 40 civarındaki o çadırlar. Sonra kader bizi Gebze'de gazeteci etti. Gazeteci olmak nasip oldu. Ve yaklaşık 20 yıl sonra tekrar oralara gidip gördüğümde sayılar giderek azalmıştı. Ve zaman zaman da gazeteci olarak oradan dostlar şikayete geliyordu. Ormancılar çadırımızı yıktı. Şikayet var. Bizden ifade alıyorlar. Hayvanlarımızı götürdüler. Köylerden şikayetler var. Ya bu kimdir bu yörükler diye gazeteci olarak araştırmaya başladım. Gebze bölgesi ordugah bölge. Ve tesadüfen o yörükler buraya gelmedi. Manavlar buraya gelmedi. Abla hocam çok güzel ifade ettiler. Ve İpek yolunun merkezi Gebze. Ordugah Gebze. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında 300 bin kişilik ordusuyla Gebze'de vefat eder. Ve ordu burada toplandığında aylarca sürer. Ve İstanbul fethedileceği zaman buraya askerler gelir. Bunların bakımı, iaşesi. Hayvansal ürünlerin temini yörüklere düşüyordu. Ve tahıl, ekmek, sebze ve meyveler de manavlara düşüyordu. Osmanlı önce bunları getirmişti. Ve Orhan Gazi'ye kadar indiğimizde Osmanlı'da ilk vakıf kuran Sultan Orhan Gazi'dir. Ve Orhan Gazi'nin vakıflarından birisi de merkezi Gebze'dedir. Ve Tomuzluca çiftliğinden söz eder. Ve muhtemelen yörükler o dönemde getirilmiş, oraya yerleştirilmiş. Vakıfla malumunuz Osmanlı'da mülkiyet her şey sultanındır. Vakıf müesseseleri çok önemlidir. Ve bir sultan hanımın vakfıdır o bölge. Getirilip yerleştirilmiştir. Sonra Kanuni dönemi, Çoban Mustafa Paşa ve geçtiğimiz günlerde Antalya'da da bir bu çalıştayın devamını gerçekleştirdik. Ve Gebiz, Gediz ve bunların hep Gebze mahreçli olduğunu da öğrendik. Orhan Gazi'nin Macaristan'ı fethettikten sonra Kanuni döneminde buradan o yörüklerin oraya götürüldüğünü de inşallah ileride ispat edeceğiz bilimsel olarak. Yani Gebze Sığırlık yörükleri herhangi bir yörük değil. Neredeyse Osmanlı'nın temel taşlarından birisi ama ne acıdır ki hep itelenmişler, hep ötelenmişler, hep jandarmalar emniyet gitmiş. Keşke 40 yıl önce, keşke 60 yıl önce oralara devletimiz sahip çıksaydı. Ama yine devlet yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Geç olsun güç olmasın dendi. Dernek oluştu. İbrahim Kahraman Bey ki benim adaşımdır. O Geridelidir. Ben bir Çepni Türküyüm, Karadenizliyim. El ve gönül birliği Mehmet Bey, diğer dostlar el ve gönül birliğiyle bugünlere geldi. Ercan Topoca Bey, orada iftar organizasyonu yapıldığında Vali Bey'e daha önce bahsetmiştik. Vali Bey bana şunu söyledi. Ya dedi bizim emniyetimiz var, istihbarat birimlerimiz var, devlet yöneticilerimiz var. Burada yörükler yaşadığını ki ben de yürüyüm bir gazeteciden mi öğreneceğiz demişti. Hakikaten bugün devletin oradan haberi oldu. Devletimize minnettarız. Ta Orhan Gazi döneminde getirilip buraya yerleştirilen siz yörüklere devletimiz sembolik de olsa, sayıları 20 de olsa tapularını verdiler. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü, devletimiz ilelebet. Ben inanıyorum ki şu anlamlı panel toplantılar gelecekte o bölgenin tümüyle yörükler obası haline geleceğini ve o bölgeden Derince'ye başka yerlere gitmiş yörüklere hiç olmayan da devletimizin bir çadır yeri verebileceğine inanıyorum. Devletimizin bir gün onu yapacağına inanıyorum. 40 yıl önce hayal gördüğümüz olaylar gerçekleşti ve devlet tapu verdi 700 yıl sonra. İnşallah bu tür paneller bunlara vesile olacak. Evet, tıpkı o 41 yıl önce Sırlık'taki gördüğüm o çadırları Altay Dağları'nda gördüm. Kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı Ergenekon geçidi bölgesinde gördüm. Tanrı Dağları'nda gördüm. Orhon Vadisi'nde gördüm. Ulu Türkistan'da Maveraün Nehir, Amuderya, Sili Derya boylarında o çadırlarınızın bir benzerleri vardı orada. Oralardan kültürler buraya kadar geldi. Sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. Diyorum ki tarih, kültür ve medeniyet. Sadece zamanı mazi değil bir ayna. Biz 40 yıl önceye bir ayna tuttuk. Ve diyor ki bir düşünürümüz
Siz ne kadar çok tarih aynasına bakarsanız o kadar çok geleceğinizi görürsünüz. Evet, burada sayıları giderek azalan o çadırlarda dünyaya gelmiş sırlık yörüklerine sahip çıkmalıyız. Hatıraları kaleme almalıyız. Bu panel, bu toplantı, bu çalıştay ve bu organizasyon İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle gerçekleşti. Bugün devlet yöneticileri kapalı spor salonunda tarihe not düştüler. İnşallah daha da gelişip devam edecek ve buradan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'e, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerine, Kocaeli Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyor ve tekrar bu anlamlı ve önemli panele katıldığınız için selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Yörükler Obası'na geldiğini ve kendisinin bu Yörükler Obası'ndan nasıl etkilendiğinden bahsetti ve o dönemde yaklaşık 40 kadar çadırın olduğunu, 20 yıl sonra Gebze'ye geldiğinde gazeteciliğe başladığında tekrar Yörükler Obası'na gittiğini ve çadır sayısının azaldığından bahsetti ve üzüntülerini dile getirdi. Osmanlı'nın bilinçli bir şekilde Yörükleri bu bölgeye yerleştirdiğini ve Yörükleri'nin Yörükleri'ne verdiği önemi ve Yörüklerin askeriye verdikleri desteklerden söyledi ve Osmanlı'nın temel taşları olduklarından bahsetti. Son olarak devletimizin geç de olsa Yörüklere sahip çıktığını ve bu yolda vardıkları mücadeleden söyledi. Son olarak topalarını aldıklarını ve bölgenin Yörükler Obası haline gelmesi ve bu konudaki temellerini iletti. Şimdi sözü Sığırlık Yörüklerinin yaşam alanları ve yeni düzenleme konusunda bize bilgiler verecek olan Doktor İbrahim Kahraman Bey'e veriyorum. Buyurun efendim. İsmail Bey bahsetti. Benim de soyadım Kahraman. Ama ben Bolu Gerede'nin bir köyünün çocuğuyum. Köyümüzün adı Ağızören Köyü. Ağızören Oğuzlara verilen bir sıfattır bizim bölgemizde. Ama ben Ankara'dan mecbur hizmetten geldim Kocaeli'ye 1982 yılında. Kendim tıp doktoruyum. Ama doktorluğum yanında sosyal faaliyetlere yoğun emek veren bir karakterin sahibiyim. Bu da benim rahmetli dedemden aldığım bir özellik. Dedem köyün hatibiydi ve köyün bütün sorunları ona gelirdi. Biz çevre köylerin sorunlarının çözüldüğünü, onlara hizmetin özelliğini dedemizden aldık. Allah onlara rahmet eylesin, bizlere ve sizlere hayırlı ömürler versin. Şimdi niye böyle başladım? Bir gün telefon aldım. Yıl 2013. Karşımda İsmail Kahraman Bey var. Doktor abi, ya siz ne biçim milliyetçisiniz? Siz ne biçim muhafazakarsınız? Hem vatanperver geçinirsiniz, hem işte bizim burada yörükler var. Bunların sorunlarıyla ilgilenmezsiniz. Bana kızıyor. İsmail'ciğim, amenna kızabilirsin ama ben Gebze'de, Sığırlık'ta yörüklerin olduğunu bilmiyorum ki. Abi dedi, aynen öyle. Burada dedi 22 hane var. Hala Sığırlık bölgesinde ve bu 22 hane hayvancılıkla uğraşıyor. Vallahi İsmail'ciğim dedim, ben bu telefonla çok şaşırdım. Ben İstanbul'un hemen kıyısında, Gebze'nin kuzeyinde, İzmit gibi sanayi bölgesinde hala hayvancılıkla uğraşan yörükler olduğu bilgisini ilk defa senden alıyorum. Ve bu bilgi beni çok şaşırttı. Ve bu şaşırmam hakikaten samimiydi. Tabii buradan hemen hafızam 1983 yılına gitti Kocaeli'ye ilk geldiğimizde. Ben tıp doktoruyum. SSK Hastanesi vardır İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde. Oranın doktoruyum. Evimiz de, göçümüz de oraya yakın bir yerde. Ondan sonra komşular hanıma demişler ki biz size bir hoş geldine geleceğiz. E tabii buyurun. Ondan sonra geliyor tabii, eşim hazırlığını yapıyor. Gelen misafirler diyor ki hanıma, siz hangi millettensiniz? Bizim hanım şaşırıyor. Kendisi eğitimli bir insandır. Ya ne milleti olacağız? Biz Türk milletindeniz. Yok yok, hangi millettensiniz? Allah Allah, yine şaşırıyor. Ya ne milleti? Ben Türk milletindeniz. Yok bacı diyor, siz muhacir misiniz? Muhacir kimdir? Ha, Balkanlardan göçenler. Yok biz Balkanlardan göçmedik. Biz Bolu Gerede'liyiz. Ama siz Çerkez misiniz? Avaza mısınız? Laz mısınız? Gürcü müsünüz? Vallahi ben Laz'ı Gürcü'yü bilmem. Ben Türk'üm. Türk milletindenim. Hanım bana bunu akşam anlattığında, ya hanım dedim, buranın bir manav denen bir milleti var. Yerli halka, bizim gibi Türklere manav derlermiş. Hani biz o zaman öğrendik ki biz Gerede'nin manavıymışız. Bu vesileyle tabii biz Kandıralılar yoğun olarak manav olarak biliniyor. Ve ben
çeşitli gittiğim toplantılarda biz Gerede'nin manavıyız derdim. Tabii bu telefondan sonra ben yörükleri de, bölgedeki yörükleri de araştırdım. Önce Mehmet abiyi öğrendik. Derince bölgesinde oturuyor. Cemiyetçi, sosyal faaliyeti olan bir insan. Abdullah Bey ile zaten hekimliğimden tanırım. Ya dedim bu konuda bana bir bilgi verin. Nedir ne değildir? Kent Konseyi Başkanıyım. Kent Konseyi Başkanı, Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığı sivil toplum kuruluşlarının tepe noktasıdır. İbrahim Başkan benim cemiyetçiliğimi bildiği için Doktor Bey dedi bu dönem sen yapacaksın Kent Konseyi Başkanlığını. O da beni çok sever. İsmail Bey'in bu telefonu tabii bize bir sorumluluk yükledi. Hemen işte Mehmet abiyle irtibatı geçtik. Mehmet abi Cemil Karateke kardeşimle beraber geldi, bizi bilgilendirdi. Hakikaten doğru. Yani Gebze'nin Sığırlık bölgesinde hala hayvancılıkla uğraşan 22 aile var. Ben bu bilgiyi hemen İbrahim Başkan'dan, İbrahim Karosmano Bey ile paylaştım. İbrahim Başkan dedi ki ya İbrahim hayret dedi yani ben de yani burada yörük olduğunu biliyorum ama hala hayvancılıkla uğraşan ailelerin olduğunu bilmiyorum. Ya dedi ben hatırlıyorum dedi çocukluğumda kendisi yuvacıklıdır. Bu yörükler dedi aynen tabiri öyle. O zaman dedi bizim çocukluğumuzda develerle, kağnılarla, arabalarla, atlarla, eşeklerle bizim yuvacıktan yukarı yaylalara göçerlerdi. Bunlar çok temiz, çok temiz, çok güvenilir, çok dürüst ve çok renkli insanlardır. Renkli derken yani şen, şakrak, birbiriyle iyi geçinen manasına şey yapıyor. Ya dedi hala yörük var mıymış orada dedi hayvancılıkla uğraşan. Başkanım dedim varmış. Ya dedi İbrahim gidip görelim. Başkanım dedim gidip görelim de ama dedim biz bu arkadaşları dedim hem orman memurları hem de jandarma çok rahatsız ediyormuş. Kimisini içeri almışlar, kimisinin hayvanlarını almışlar. Bunları bir rahatlatalım. Hemen Ercan Topaca Bey'e, bugünkü gelen valiye işte kuşak taktınız, kılıç taktınız. Ona telefon açtı, bize randevu aldı. Biz Ercan Bey'e bu konu hakkında bilgilendirmeye gittiğimde o da şaşırdı kaldı. Ya dedi ben devletin en tepe noktasındayım. Bana dedi istihbarattan şuradan buradan bu bilgi gelmiyor da sizden geliyor. Çok teşekkür ederim dedi. Bir kent konseyi başkanı olarak bize bu konuyu getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen ilgili vali muavine talimat verdi. İlgili vali muavine dediği aynen şu. Bu insanları rahatsız etmeyeceksiniz. Bu insanları rahat ettireceksiniz. Ve akabinde hem jandarmanın hem de orman memurlarının sizin bu kardeşlerimizin hayvanlarına tasallutu bitti. Çok şükür. Tabii ikinci bir talimat. Hemen kendilerine dedi ki artık bu göçebe hayatı olmaz. Size orada bir mal mülk sahibi yapalım. Ondan sonra ilgili yerlere talimat verdi. Ve şu anda 22 ailenin sahip olduğu her birinizin 3,5 dönüm. Ki zannedersem bir 20 dönüm daha mahkemelik. O mahkemenizi de takip eden arkadaşım Aydın Nur Ocağı Başkanı o zaman Ruhittin Sönmez. Ondan da halef selef özelliğimiz vardır. Bir önceki Aydın Nur Ocağı Başkanı verdim çünkü. Onun hukuki mücadelesinde size verdiği gayretle oraların tapusu sizlere verildi. Hayırlı mübarek olsun. Ama iş ondan bitmiyor. Şimdi bizim vazifemiz o 22 haneye damı, samanlığı, avlusu olan Türklerde yerleşim yerlerinin damı, samanlığı, avlusu olur. Avlusu olan o yerel dokuya uyumlu ki proje çalışmalarına devam ediyoruz. Cemil kardeşe bir taslağını verdim. Ondan sonra mandıra dediğimiz biliyorsunuz Türklerin yerleşim yerinde yaylanın bir küçüğü mandıradır. Yayla köylüklerin göçtüğü yerdir. Mandıra ise hayvancılığı yoğun olan Türklerin yaşadığı alana denir. Biz oraya bir yörük mandırası inşallah kuracağız. Ve böylece Gebze sığırlık yörükleri yerleşik hayata geçecek ama hayvancılığı bırakmadan geçecekler. Şimdi İbrahim Başkan'ın bu bilgisinden sonra ben yörükleri araştırmaya başladım. İzmit'in meşhur ailelerinden toptancılık yapan bir aile, soydanlar derler. Onun babası Ankara Caddesi'nde toptan gıda ticareti yaparmış. Ya dedim Biron abi siz buranın yerlisiniz, kendisi 85 yaşlarında. Ya böyle yörüklerle ilgili ben hatıra toplamaya çalışıyorum. İsmail Kahraman Bey işte bu bilgileri toplayıp bir kitapçık haline getirecek. Siz bunları tanıyor musunuz? Ya İbrahim dedim tanımaz olur muyuz dedi. Onlar dedi çok hoş insanlardır. Ben küçüklüğümde biliyorum. Benim babam bakkaldı. Onlar işte yağ yoğurtlarını getirirlerdi. Babama teslim ederlerdi. Karşılığında un, şeker, bez neyse tuz bunlar alırlardı. Hayvanlarının enteresan semerleri olan, eğerleri olan şey vardı, eğerleri vardı. Onları yine enteresan
neden olduğunu hatırlamıyorum. Rengarenk palanlarla sararlar hoş bir şekilde ve o hayvanlarla o hoş kıyafetli insanlar bize gelir giderlerdi. Sizlerle ilgili yani atalarınız da babalarınızla ilgili verdiği not dürüst, sözüne güvenilir, mert, çevreye saygılı, yerli vatandaşlarımız da onlar dedi. Tabii İzmit dedi daha sonra işte Kafkas göçü, Rumeli göçü ve Anadolu göçüyle nüfusu çok çok değişti. Ve hakikaten biz sosyal hayata meraklı bir insan olmamıza rağmen burada yörüklerin olduğunu biliyoruz ama böyle sığırlıkta hala hayvancılıkla uğraşan bir yörük nüfusun olduğunu bu vesileyle İsmail Kahraman Bey'in telefonuyla öğrendik. Tabii bu bundan yetmez. Bizim akabinde ben konuyu siyaseten Fikri Işık Bey'e kulakları çınlasın. O bugün gelemedi. Esasında bir kuşakta ona giydirilecekti. Konuyu açtığımda bu projenin yani bu yörük kültürünün araştırma projesinin hayata geçmesinde bize çok özel destek verdi. Doktor Bey dedi tabii dedi bizim dedi o vatandaşlara boynumuzun borcudur ilgilenelim. İçişleri Bakanlığı'ndaki ilgili merciye telefon açtı. Bu yörük kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılmasına yönelik bir çalışma şeklinde bir ayağında böyle yürüyoruz. Yanındaki kardeşim dedi ki ya bugünkü şenliği nasıl buldun? Vallahi doktor bey dedi sahne çok nefisti. Sahne nefis derken oyunlar, folklorlar, ağıtlar ve benzeri şeyler çok nefisti. Ama salon aynı nefislikte değildi. Bunun bir sebebi bizim Türk milleti, Türkler nedense bir adım sonrasını görmez. Yani Cemil kardeş yani hemşirelerine, komşularına güvendi, o salonu dolduracağını düşündü ama maalesef o salonun boşluğu bir bende hüzün yarattı. Keşke daha küçük bir salonda yapsaydık. O sahne zenginliğini yani doya doya tadabileceğimiz. Yani bir o zenginlik yoktu. Bir de salonun ses düzeni çok kötüydü. Gerek Abdullah Başkan'ın gerek diğer başkanların konuşmalarını yeterince alamadık. Tabii en önemli olay yörük kültürü dedik. Arkadaşlar dikkat ederseniz orada son oynanan folklorlar, sahnede o yörük kardeşimiz oynadığı folklor çok önemli oyunlar, önemli figürler. Lütfen kültürümüze sahip çıkalım. Sahip çıkmak nedir? Düğünlerimiz, derneklerimiz oluyor. Belki biz oyun bilmiyoruz ama bu oyunları bilen gençler var. Bu işle uğraşan insanlar var. Yani düğünlerimize, derneklerimize bu insanları çağıralım. Yani bir okçuluk yaptıramayabiliriz, bir güreş attırmayabiliriz. Ama mutlaka sünnetlerimizde, düğünlerimizde, toylarımızda kendi oyunlarımızı oynatacak bir basireti, ileri görüşlülüğü yaşayalım derim. Bu kültürleri ancak böyle yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Sahip olacağız. Bizimle ilgili dernekler bizi çağırdığında koşa koşa geleceğiz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Koşa koşa geleceğiz ki siyasetçi, cemiyetçi kalabalığa gider arkadaşlar. Eğer o salonun karşı sahnesinin yarısı dolu olsaydı bugün oraya hem AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı hem de Millet İttifakı dediğimiz İYİ Parti'nin başkan adayı oraya mutlaka 20-25 tane heyetiyle gelirdi. Ama maalesef dolduramadığımız için gelmedi. Bu da bizim cemiyetçilik noktasındaki biraz görüşümüzün kısır olmasından diye kaynaklanıyor. Lütfen dernek başkanlarınızın davetiyeni önemseyin. Lütfen dernek başkanlarımızın size verdiği tebliği önemseyin. Neden? Bir valiyi, bir belediye başkanlığını veya bir siyasiyi Ahmet Mehmet olarak ziyaret etmek başkadır. İşte ben Derincek Yörük Kültürleri Derneği Başkanıyım. Ben Oğuz Boyları Federasyonu Başkanıyım. Ben Sığırlık Mirası Yörükleri Derneği'nin Başkanıyım sıfatıyla çalmak başkadır. Dolayısıyla o başkanları hem zorlayın hem yüklerine ortak olarak taşımaya çalışın. Bir de bu araştırılan, ortaya çıkan kültürlerin yaşaması için imkanı olan insanlar düğünlerinde, derneklerinde, sünnetlerinde bu tür folklorik olayları günlük hayatımıza taşımaya çalışsın ki çoluğumuz, çocuğumuz bunları unutmasınlar, yaşasınlar diyorum. Ben bu vesileyle hem bu kültürel hayatı ortaya çıkaran, paneli ortaya çıkaran İsmail Kahraman Bey ve panel başkanımıza ve bu faaliyeti ortaya çıkmasına sebep olan Mehmet abime ve Cemil kardeşe ve böyle bir olayı bize taşıdığı için İsmail Kahraman Bey'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah önce yörük mandırasını ortaya çıkaracağız. Sonra o bölgede bir yörük obası, turizm amaçlı yörük obası, yörüklerin orijinal hayatının yaşandığı yörük obası projemiz var ki
hem ilgili arkadaşlar bu konularda hassaslar. Gerçekleştirmek dileğiyle, gerçekleştirmek dileğiyle saygılar sunuyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Sayın Doktor İbrahim Kahraman Bey'e teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, dedesinden aldığı şuurla sosyal hizmetlere önem verdiğinden söz etti. Yine İsmail Kahraman Bey'le olan anısından bahsederek Görüklerin, Sığırlık Obası'ndaki Görüklerin varlığını ondan öğrendiğinden söz etti. Bu konuda araştırmalar yaptığını, Sığırlık yörüsünde yaşayan Görükler ile devletin haberdar edilmesi konusunda aracılık ettiğini ve valiliğin özellikle bu konuda ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Görüklerin problemli olan tapu sorununu kısmi olarak çözdüklerinden söz etti. Bölgenin yerel dokuya uyumlu bir Görük alanı olmasını gerektiğinden söz etti. Kültürümüze sahip çıkmamızı ve davetlere de iştirak etmemizden söz etti. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi sözü İstanbul ve çevre Türkmen yerleşiminde Sığırlık Görüklerinin yeri ve önemi konusunda bize bilgiler verecek olan Sayın Adem Sarıbey'e veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Değerli ablalarım, abilerim ve sayın panelist arkadaşlarım. Burada yörüklerden söz ediyoruz. Yörükler alelade Türkiye'yi oluşturan bir grup değildir. Yörükler Osmanlı Devleti'nin kurucu unsurudur. Sadece kurucu unsuru değil. Yörük dendiğinde Osmanlı Devleti'nin fetihlerinin öncesinde Akıncı, sonrasında evladı Fatihan ve bulundukları bölgelerde savaşın ve barışın bütün yükünü çeken Osmanlı'nın asıl unsurundan söz ediyoruz. Ben konu başlığıma İstanbul'un etrafındaki Türkmen yerleşimi ve Sığırlık Yörükleri başlığını verdim. Tabii konuşacağım, sözünü edeceğim her cümle başlı başına bir konu ağırlığında. Öncelikle Anadolu'nun fethinde Yörükler Akıncı birliklerinde görev aldılar. Fetihler sırasında yine bunlar Osmanlı'nın askeriydi. Fetihler sonrasında da buraları elde tutan birlikleri oluşturuyorlardı. Daha Fatih öncesinde İstanbul fethedilmeden önce bütün Osmanlı sultanları İstanbul'u fethedebilmek için İstanbul'un çevresine güvenilir topluluklar yerleştirdiler. Çanakkale'de şu an Biga'nın bir kısmı, Lapseki haricinde ve Gelibolu tarafındaki Eceabat haricindeki bütün ilçeler yörüklerle iskan edildi. Yine Gelibolu'nun Tekirdağ tarafında şu an Korudağı olarak bildiğimiz yerde Keşana'da adını veren Keşanlılar, onların özel adı vardı, onu kusura bakmayın, onu ben Topkeşanlılar Yörük topluluğu yerleştirildi. Yine Malkara'ya Paşa Yiğit Türkmenleri, Yörükleri yerleştirildi. Ve yine fetih öncesinde Kocaeli Yarımadası Yörükler ve Türkmenlerle bugün manav olarak ifade ettiğimiz Türkmen gruplarıyla ve Tatar gruplarıyla yerleştirildi. İstanbul fethedildi. İstanbul fethedildiğinde ilk önce Taraklı ve Göynüğün Türkmenleri İstanbul'a yerleştirildi. Ardından Aksaray, Çarşamba gibi
yerler. Daha sonra Rumeli'den Anadolu'ya göçlerle birlikte de Drama Türkleri, Konar göçerleri yerleştirildi. İstanbul'un fethinden sonra Yörükler ve Türkmenler, Yörükler, tabii Yörükler ve Türkmenler derken Kızılırmak'ın kuzeyindeki Konar göçer grupları Türkmen, Kızılırmak'ın batısındaki Konar göçerlere de genellikle Yörük kelimesini kullanıyoruz. Bugün Manav kelimesini de efendim Yörüklerin yerleşik hayata geçmiş olanlarına diyoruz. Ancak bu Manav kelimesi bunun için yeterli değil. Manav kelimesi tabii çok farklı alanlarda da kullanılıyor. O araya girmek istemiyorum ama sadece şunu ifade etmek istiyorum. Türkmenin Konar göçerine Yörük denir ama Türkmenin Konar göçerine de Yatuk denir. Biz Yatuk Türkmenleriz. Abdullah abi, itiraz edecek misin? Kırgızistan ve Türkmenistan bölgesindeki asil Türk boylarına ve önde gidenlere verilen bir lakaptır aynı zamanda. O kadar söyleyeceğim sadece. Evet, Manav kelimesinde şu anda mesela Kandıra bölgesine yaptığım araştırmalarda biz tabii Türkmen, Oğuzlar, Kandıra'nın bir defa yarısını demeyeyim de üçte biri Tatar. Bir defa Oğuz değil. Bir kısmı Karluk Türk'ü. Bir kısmı Özbek Türk'ü. Ve bunlar Oğuz da değiller. Dolayısıyla Türkmen de diyemiyoruz. Ama Kandıra bölgesinde, Marmara bölgesinde, Marmara Havzası'nda bir kültürel birlik oluşturdukları için de Manav diyoruz. Ve yine sözü fazla uzatmadan 1800'lerde Osmanlı Devleti nüfus sayımı da yapıyor. Bu arada bakıyor ki ya Osmanlı'da şu kadar nüfus var ama vergi alamıyoruz. Neden vergi alamıyoruz? Kimlerden vergi alamıyoruz? Yörüklerden, Konar göçerlerden vergi alamıyoruz demiş. Bunları da bir proje kapsamında yerleşik hayata geçirmiş. İşte bugün daha önceden beri bölgede var olan yörüklerin üzerine Sığırlık Yörükleri ve yine Karadeniz kıyısında Babalı'dan Karasu Deniz Köy'e kadar o bölgede sahil kesimine yörükleri Osmanlı Devleti yerleştirmiş ve bunlar kısmen şu anda yani hiç Konar göçerlik yapan yok bölgede ama yine kültürel özelliklerini devam ettirenler var. Muhtemelen bunlar da yine bu bölgeye Karadeniz'den gelen kontrolsüz göçleri önlemek amacıyla yerleştirilmiş. Kıyı kesimine yerleştirilmesinin sebebini böyle görüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla Babalı köyü yörüklerinin burada Karadeniz'den gelen kontrolsüz göçleri kontrol etme görevi olduğunu biliyorum. Çünkü bu bölgeye gelip sızan bir takım topluluklar 3-5 yıl veya 8-10 yıl bölgede kalabilmişler ama Babalı yörükleri bunları orada çok fazla rahat bırakmamış diyeyim ve İzmit'in daha iç bölgelerine yerleşmişler. Dolayısıyla yörüklerin bulundukları bölge Türkiye'miz açısından da kontrolsüz göçlerden muhafaza edilen bir bölge. Hatta gündüzki sohbetlerimde arkadaşlarım İbrahim Karateke yok. Hüseyin var. Hüseyin Özer var. O da İbrahim'de, Hüseyin'de benim ilkokuldan sınıf arkadaşlarım. Hüseyin Bey'le daha önceden beri tanışıyoruz ama İbrahim Bey'le daha bugün 40 yıl sonra, 40 yıl oldu herhalde. Sınıf arkadaşın elini kaldırsın da biz de görelim ha. Ya, evet. Ha bak İbrahim. Mustafa. Ha Mustafa. Bir de İbrahim vardı. İbrahim gitti değil mi? Ha tamam.
Yani evet, bu vesileyle Mustafa'nın varlığından da haberdar olmuş olduk. Evet, kısa kesiyorum, fazla uzatmıyorum. Yine tabii bu bölge kontrolsüz göçlerin yanında milli mücadelede de İstanbul'dan Anadolu'ya göçlerde de önemli katkı sağladı. Bu bölge İstanbul'dan Ankara'ya geçenleri, bu bölge halkı manavıyla, yörüğüyle güvenli bir şekilde İzmit'e kadar, en azından Atapazarı'na kadar ulaştırdılar. Böyle bir görevleri de oldu diyeyim. Bugün biz öz Türk kültürünü, kaybolan öz Türk kültürünü, yine konumuz kaybolan yörük kültürü, kaybolan değerlerimiz yörük kültürü diyoruz ama ben yörük kültürünün kaybolduğuna ve kaybolacağına inanmıyorum. Yörük kültürü kaybolursa Türk milleti tarihten silinir. Teşekkür ederim. Adem Sarı hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisi yörüklerin Osmanlı'nın kurucu unsuru olduğunu, önce Akıncı, sonrasında fetih sırasında asker, sonrasında da buraları yerleştirilen birlikler olduklarından söyledi. Osmanlı'nın güvenilir insanları İstanbul'un etrafına yerleştiklerinden bahsetti. Fetih sonrası İstanbul'a yörükleri güvendiklerinden dolayı buralara yerleştirilinden bahsetti. Manan ve yörüklerin kelime olarak farklılıklarından söz ederek bu bölgeye yerleşen yörüklerin kültürel özelliklerinin hala devam ettiklerinden bahsetti. Son olarak milli mücadelede verdikleri önemli katkılardan bahsetti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Son olarak sözü Bursa Orhaneli Belediye Başkanımız Sayın İrfan Tatlıoğlu'na veriyorum. Buyurun efendim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma, güzel bir panel. Çok da önemsiyorum. Bursa'dan da bir otobüs dolusu arkadaşlarla geldik, önem verdik. Hem dostlarımıza hem akrabalarımıza bir sarmaş dolaş olalım diye. Değerli dostlarımız, biz bu işlere dün başladık diyelim, 2013'te başladık. Bizden önce Mehmet abiler bu yörüklüğün ne demek olduğunu biraz piyasaya yaymak için çıktılar. Dün bizim başladığımız zaman bile yörüklük çingenelik manasına geliyordu. Yörük demeye herkes utanıyordu. Dağa evine, bahçeye erik, evine yörük sokma diye kelimeler söyleniyordu. Dağda, bayırda, çayırda, pazarda herkes yörükten kaçıyordu. Ne zaman ki biz bu işi, ne demek olduğunu iyice öğrendik. Sağ olsun bu panelistlerin olduğu gibi bu konuda bilimi, ilmi bilen arkadaşlarımız, dostlarımızla nerede bizden yörük hakikaten çadırda büyümüş, bu işi kılcal damarlarına kadar yaşamış ama bugün bir mevki sahibi olmuş. Profesörlerimiz, hocalarımız, siyasetçilerimiz, ilim adamlarımız, ticari adamlarımıza ulaştırdık. Onlar bu işe el aldı. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız başına keyfiyeyi dikti, şu omzuna keyfiyeyi takınca herkes yörük olmaya başladı. Herkes yörüklü iyi bir şey olduğunu duymaya başladı. Değerli dostlar, yörük demek özü sözü bir, doğru dürüst, adam gibi yaşayan, dünya malında çok fazla gözü olmayan, dostluğa, arkadaşlığa önem veren, komşuluğa önem veren insanlar demektir. Geçenlerde bir televizyonda bütün haberlerin ana başlığı, efendim İstanbul'da bir takside bir bayan çantası bulunmuş, özür dilerim, bir çanta bulunmuş, erkek çantası, içinde şu kadar para, şu kadar dolar varmış, taksici almış, onu götürmüş karakola, sahibini bulmuşlar, teslim etmişler, ana haber. Onun için işte diyoruz ki kaybolan değerlerimiz, biz bu değerlerimizi kaybetmemiş olsak bu hiç haber bile değil. Bu normal olması gereken. Eğer o çantayı alıp evine götürüyorsa haber değeri olan bir hadisedir. Öyle hale geldik ki kendi değerlerimizi, kendi köklerimizi, kendimizi öyle unuttuk ki dürüstlük yapan çok ender insan kaldı. O da haberlere konu başlığı olmaya başladı. Onun için biz öncelikle sizlerden rica ediyoruz. Güzel yerlere geldi. Bu konuda emeği olan herkese, bütün arkadaşlarımıza özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum bu konularda. Gerek şölenlerde, gerek panellerde, gerek çalıştaylarda güzel bir yerlere gidiyoruz. Kendimize geliyoruz. Ne zaman kendimize gelirsek de
ilimde de, bilimde de, fende de, irfanda da, siyasette de, ticarette de dünyanın yeniden lideri olacağımıza inanıyorum. Ben bu duygularla bu paneli düzenleyen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim, Adem Hocam'a soruyorum. Sayın Hocam, Kandıra bölgesindeki veya Taşköprü havalesindeki Manav dediğimiz bugünkü Türklerimiz buralara ne zaman yerleşmeye başlamış ve nereden? Anadolu üzerinden mi gelmiş, Karadeniz üzerinden mi gelmiştir? Bu konuda bilginiz var mı efendim? Teşekkür ederim. Osmanlı Türklerin 1071'den itibaren Anadolu'ya gelmeye başladığını görüyoruz. Türkler 1071'den sonra Anadolu'ya geliyor. 1085 yılında İznik Selçuklu Devleti'ni kuruyorlar. İznik'te yani bir 10 yıl sonra İznik'te ayrı bir devlet kuruluyor. Büyük Selçuklu'dan sonra ve yine Haçlı seferleri başladıktan sonra bu bölgedeki kıyı kesimlerdeki Türkmenler içeriye çekiliyor. Yani ne diyelim, Marmara'dan biraz aşağıya doğru, Bursa'dan aşağıya doğru bir hat çizelim. Muğla, Antalya'ya kadar o hattın batısında olanlar içeriye çekiliyor. Yani Adapazarı'nda bugün Candaroğlu Beyliği ile Osmanlı Beyliği sınır. Sakarya Nehri sınır. Sakarya Nehri'nin doğusunda olanlar Osmanlı öncesinden kalanlar. Ama Osmanlı Beyliği Selçuklular zamanında fethedilmiş, Haçlılar döneminde geri çekildiğimiz yerlerin fethi olarak da yine karşımıza çıkıyor. Ve yine buraya gelenler Tatarlar dedik. Kandıra'nın 1/3'ünü ben yarısını demedim. Yani araştırırsam yarısını derim de yarısı demeye cesaretim yok. 1/3'ünü Tatarlar oluşturuyor. Bugün Akçova'nın tamamı Tatardır. Tamamına yakını Tatardır. İzmit-Kandıra yolunun, İzmit'ten Kandıra'ya giderken bu yolun sol tarafının büyük bir kısmı Tatardır. Sağ tarafı da yine Badın divanı filan derler. Tatarlar altı vesaire. Oralarda büyük bir kısmı, o vadi de yine verimli ova. Şu andaki cezaevinden Kandıra'nın altındaki o bölgeye kadar olan yer, orası da Tatar bölgesidir. Tatarların bir kısmı Karadeniz'in kuzeyinden, Balkanlardan gelme, bir kısmı da Timur zamanında Timur'un yerleştirdiği Tatarlardır. Bunun haricinde bölge İstanbul'a yakın olduğu için Celali isyanları döneminde bölge İstanbul'a yakın güvenli bölge olduğu için Anadolu'da rahatsız olanlar vesaireler güvenli bölge olduğu için İstanbul'a gelemiyorlar. İstanbul kabul etmiyor çünkü. İstanbul'a yakın Kandıra, İzmit, Adapazarı, Bursa, Eskişehir bu bölgede bulunuyorlar. Ama manavların en karışık yapı olanı, Türkmen grupları, Türk grupları en karışık yapı olanı Kandıra ve İzmit bölgesinde var. Çünkü köy isimlerine bakıyoruz. Özbek köyü var, Türkmen köyü var, Azaklı köyü var, Azaklı Kırım. Yine Antaplı köyü var, Antep. Horzum köyü var, Harzem. Yani bunların sadece isimlere baktığımızda bile değil Türkiye'nin, Türk dünyasının çok değişik coğrafyalarından gelenlerin burada oluşturduğu ortak bir kültürdür, manav kültürü diyelim. Evet. Başka soru sorma var mı? Başka bir şey ekleyeyim. Buyurun, buyurun hocam. Şimdi yani kök olarak kafalarda bunlar farklı anlaşılmasın. Bunlar hepsi Türk kökenli insanlar. Timur Yıldırım Beyazıt'ı yendiği zaman ve çok sert bir şekilde ben dedi Tatar oğlanlarına bırakacağım Osmanlı Beyli, Osmanlı Devleti'ni dedi. Tatar oğlanların. Tatarlar çünkü onunla da işbirliği yaptı arka planda. Yıldırım Beyazıt'ın bir isteği oldu. Tamam dedi, beni yendin. Ama senden bir isim var. Osmanlı bu Türkmen çocuklarını başsız bırakma. Bu devlet yaşasın. Beni ne yaparsan yap dedi. Onu kabul etmedi arka planla. Farklı bir topluluğum. O günlerde de bu Tatarların bir kısmı o kadar kalabalık diye ama geldi.
Daha sonra 1930'lardan sonra Tatarist Kırım'dan çok insan geldi. Bunları köylere yerleştirdiler. Daha sonra onlar da uyum sağlamayınca Eskişehir'e gittiler. Eskişehir bugün Tatarlarımızın en evet, yoğun en bulunduğu yoğun. Yerdir. Ama biz ağırlıklı Türkmeniz. Kandıra'da, Kocaeli'nde. Ama bunun yanında Adem Bey kardeşimizin dediği gibi Özbek'te. Mesela Amir Ateş Özbek'tir. Ali Kahraman Özbek'tir. Bunlar hepsi bizim kardeş. Nasıl Orta Asya'da düşman böldü? Sen Kırgızsın, sen Türkmensin, sen Özbeksin, sen Kazaksın diye sanki bir şey varmış gibi o Türk şemsiyesini, o Turani şemsiyeyi yıkmak için böyle bir plan yaptı. Bizim burada da yani bu gelen kardeşlerimizin hepsi de aynı kültürün çocukları. Ben sadece cehaletten rahatsızım. Finike'den çıktım, keseceğim başkanım. Finike'den çıktım, portakal alacağım. Adam biraz böyle akşamdan kalma tipli biri çıktı. Ondan sonra çuvalı parasını verdim. Ama adamla biraz şaka yapmak istedim. Çünkü adamın tipi pek hoşuma gitmedi. Sen dedim, yörük müsün dedim. Ne yörüğü, Türk'üm ben dedi. Ya ben dedim, ya ne sert bakıyorsun. Ben dedim, bak burada müşteriyim. Ne olursa olsun dedi, ben Türk'üm dedi. Oraya da o an bir kadıncağız geldi. Ama anaç bir kadın. İşte Anadolu insanı bu. Yemek getirdi böyle. Çemberin içerisine bir topa sıra, bir garabanın içerisine getirdi. Sen onu boş ver dedi, misafirsin dedi. Hadi sen de gel dedi, yemek yeme dedi. Şimdi ben kocasıyla şaka da olsa ağız dalaşı yapıyorum. Kadın sen misafirsin, buyurun sen de sofraya gel dedi. Dedim ki sen davet ettin ama bu abimiz hiç oralı değil. Yok yok olsun falan dedi. Ya bizim insanımız iki şey çıktı. Bizim kadınımız bambaşka ama bizim insanımız hala yörük olunca başkanımın dediği gibi zoruna gidiyor. Dedim ki ben yörüğüm, ne oldu, sen niye eziliyorsun ki? Ne var bunda? Dedi ki sonra kadın, ya dedi ben dedi yörüğüm dedi, bu dedi burada kendisini Türk zannediyor. Bunlar alkol alınca kendisini Türk zannediyor. Esas Türk biziz ya dedi. Sen bizdensin filan dedi. Ayran ise yoğurt olacak. Onun için kültürümüz gerçekten çok çok zengin. Bunu cehaletten kurtulduğumuz durumda da Adem çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aydınlatıcı oldu. Var mı son sorular arkadaşlar? Panelimizin süresini zaten fazlasıyla açtık. Katılımımızdan dolayı panelistlerimize ve siz değerli misafirlere teşekkür ediyoruz. Panelimiz burada sona ermiştir. Çok sağ olun efendim. Evet, çok da fotoğraf alalım. Evet.